Murci Derneği kanalından herkese merhaba. Bugün mayasız dereotlu poğaça tarifim var. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğimiz pastanelerde gördüğümüz o meşhur dereotlu poğaçaları evde yapabiliriz. Bakın şöyle iç yapısını da gösteriyorum ve zaman kaybetmeden ayrıntılı anlatımına geçiyorum. Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurta aldım. 1 adet sarısını ayırdım daha sonra üzerine kullanacağım poğaçalarımın hemen şöyle bir çay bardağı yoğurt ilavesini yapıyorum tamamen evdeki malzemelerle ve az malzemelerle yapacağız 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı eritmiş ve ısmış olduğum tereyağı ilave ediyorum bir çarpıcı yardımıyla öncelikle yumurtamı ve sıvı malzemelerimi karıştırmak istiyorum Evet, güzelce çırptıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Bir dolu yemek kaşığı sirke. Tuz. Ve şöyle bir kase kadar da lor peyniri ilave ediyorum. Ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz küçük küçük doğramış olduğunuz kaşar peyniri ya da sulanmayan bir peynir kullanabilirsiniz. Kullandığı zaman poğaçalar ıslak ıslak oluyor, o yüzden kuru bir peynir olması gerekiyor ve kontrollü bir şekilde un ilavesini yapıyorum. Ben bu tarifte toplam 3 su bardağı un kullanıyorum, kontrollü bir şekilde ekleyelim, herhangi bir problem yaşamayalım. Bakın bu şekilde elimle yoğurmaya başlayacağım. Bu arada içerisine bir paket kabartma tozu ilave ettim, o aşamayı çekmeyi unuttum belirtmek istiyorum. Videomun altına tarif listesini ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde kontrollü bir şekilde unumu ilave ederek güzel bir hamur elde edeceğim. Eğer dereotu sevmiyorsanız Dereotu kullanmadan da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olacaktır. Ama bu pastanelerde çok severek yediğimiz dereotlu poğaçaların birebir aynısı oluyor ve uzun süre bayatlamıyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet benim hamurum toparlandı. Şöyle güzelce son aşamasını yapıyorum. ince ince doğramış olduğum derotlarını ilave ediyorum derotlarıyla birlikte de karıştırdıktan sonra şekil verme aşamasına geçebilirim Evet şu elimi çok az bir şekilde yağladım mandalina büyüklüğünde parçalar koparacağım ve yuvarlayacağım dilediğiniz şekli verebilirsiniz hızlı bir şekilde tepsimi tamamlıyorum. Bu tarifi denediğiniz zaman olumlu ya da olumsuz videoların altına yorum yazar mısınız? Çok mutlu olurum. Evet ben tepsimi tamamladım. Bu ölçüden bu kadar çıkıyor. Ve daha önce ayırmış olduğum bir yumurta sarısı vardı. Hemen hepsinin üzerine sürüyorum. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar hamurum güzelce pişinceye kadar pişiriyorum. Evet benim poğaçalarım fırınımdan çıktı. Gerçekten şu anda kokusu muhteşem. E, derot sevenler tahmin edebiliyorlardır bu lezzeti. Şöyle içi de çok güzel pişti bakın. Bir tane kabartma tozu yeterli oluyor. Moci tane kanalında bir videonun daha sonuna geldim. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.